Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma bu mikrofonda teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu haftalarda çok sık duyduğumuz, ülkemizin kaynaklarla ortaya çıkarılmış, çok stratejik olduğunu düşündüğümüz bir konuyu ele alacağız. Milli İşletim Sistemimiz Pardos'u konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için bu sistemi, bu işletim sistemini ortaya çıkaran TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, kısaca ULAKBİM Enstitüsü'nün genel müdürü Miraç Satoğlu Ankara'dan telefonla konuğumuz olacak. Öncesinde bu konuyla ilgili soru, görüş ve öneriler için Dijital Hayat TV, Twitter ve Facebook adreslerini kullanıp bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Programımızın başından beri destekçi TürkSat'a bağlanacağız tabii öncesinde. Ekibimizin bir parçası olan E-Devlet projesinin uzmanlarından Tuğan Avcıoğlu'na bağlanacağız ve bize Türkiye Gov.tr'nin bir özelliğini bize anlatacak. Tuğan Bey hatta sanırım. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Aslında bizi heyecanla karşılayan bir konu var. İnternet bankacılığı üzerinden E-Devlet kapısına giriş. İki aydır gündemimizde ama bu sefer yeni bir yenilikle karşılaştığımız vatandaşların özellikle. Bizim giriş uygulamamız var. E-Devlet kapısına girdiğiniz zaman biliyorsunuz şifreyle girebiliyorsunuz. Evet. İmzayla, e-imzayla. E-kimlikle. Bir de şimdi beşinci bir sekme oluşturduk. İnternet bankacılığı giriş. Bu şunu getirdi. Şu an iki banka var. Garanti ve Deniz Bank. Bu iki bankanın internet bankacısı, kullanıcısı olan kişilerin PTT'ye gitmeden ve herhangi bir ücret ödemeden E-Devlet kapısına girme şansı bulunabiliyor artık doğrudan. Direkt banka üzerinden. Direkt banka, internet bankacı üzerinden. Yani siz şu an Türkiye Gov.tr'ye girdiğinizde 5. sekme, internet bankacılığı giriş sekmesine bastığınızda orada banka listesi görünecek. Hangisinde internet bankacılığı kullanıcısıysanız ya da müşterisiyseniz tıkladığınızda bankaya gidiyorsunuz. Kimlik doğrulamanız gerçekleşirse içeriye doğrudan girebilirsiniz. Bu gerçekten bizim için çok önemliydi. Devrim niteliğinde bir şey bu. Evet, evet, aynen. Yani bu 7/24 online giriş demek aslında. Şu an PTT dışında alternatif bir giriş yöntemimiz de var ve bu zamana bağımsız, yani hafta sonu hafta içi gözetmeksizin giriş yapabilecek anlamda geliyor vatandaşlarımız için. Diğer bankalar ne zaman sisteme dahil olacak? Öyle bir projeksiyon var mı? Var tabii ki. Yakın zamanda işte İş Bankası görünüyor. İşte ING Bank görünüyor. Ve kamu bankaları aynı şekilde ilgileniyorlar. Çok kısa sürede bütün bankalar burada olacak diye düşünüyoruz. Bu konu çok ilgilerini çekti bankaların. Hem E-Devlet kapısına entegre olma konusunda vatandaşlara kolaylık sağlama açısından hem de bir hizmet sunma açısından önemsediler. Öncü olarak Garanti ve Deniz Bankası bu konuda çok, özellikle Deniz Bankası çok önceki. Sonra hemen arkasından Garanti Bankası. Yeni bir entegrasyonda bu işi çözdük. Süper. Çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni özelliklerle beraber olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Yeni bir özelliği, E-Devlet yeni bir özelliğini dinledik. E-Devlet kapısına giriş için bankaları kullanabiliyoruz sırayla. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi bugün Pardos'u konuşacağız demiştik. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Genel Müdürü Mehmet Miraç Satoğlu Bey telefon attığımızda şu an. Kendisi Ankara'dan canlı yayınımıza katılacak. Pardos'u konuşacağız eline boyuna. Çok soru var tabii. Sizlerden gelen sorular da var. Onları soracağız. Miraç Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ederim. Şeref verdiniz efendim. Bu konu çok hem kişisel olarak benim de çok ilgimi çekiyor. Dinleyicilerimiz de bu konuyu merak ediyorlar. Mutlaka Pardos'u duymuştur herkes, ilgili dinleyicilerimiz, ama bunun bir işletim sistemi olduğu, işte cihazlara indirildiği ve şu an dünyada kullanılan işletim sistemlerinin kadar başarılı olduğunu biliyorum ben en azından. Bunlarla alakalı sorular sormak istiyorum sizi. Mesela bu çalışma ne zaman başladı? Böyle başlayabiliriz isterseniz. Tabii, memnuniyetle.
Pardus nedir? Nereden geliyor ismi? Oradan başlayayım arzu edersin. Tamam. Pardus kelime anlamı olarak Anadolu kaplanı demek. İsmin dolayısıyla Anadolu kaplanı olduğu için Türkiye'de yaşayan bir canlı türünden seçilmiş bir isim. Dünyada benzer özgür yazılımların büyük bir rüzgar estirmesiyle birlikte ülkemizdeki bilgi teknolojisi alanında insan kaynağının, yerel yazılım sanayisinin yetenekleri ve rekabet unsurlarının incelenmesi sonucunda geliştirilmeye başlanmış bir milli işletim sistemi dağıtımıdır. Tamam. 2003 yılında şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bu görev TÜBİTAK Bilgem'e verildi. Daha sonra 2012 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile kamu kurumlarımıza daha yakın olmak ve üniversitelerle daha yakın işbirliği yapabilmek adına Gebze'deki Bilgem kampüsünden Ankara'daki TÜBİTAK Ulaktı Mensubu'na taşınmış oldu. Tamam. Çalışmalarımızın geçmişi 2003 yılına dayanıyor. Hı hı. Bu tamamen bu projenin arkasında ULAKBİM var ve öyle anlıyorum, doğru mu? ULAKBİM katkı sağlıyor fakat hem geçmişte yapılmış olan çalışmalardan istifade ettik. Daha önce TÜBİTAK bünyesinde, Bilgem bünyesinde yapılan çalışmalardan istifade ettik. Hem de biz bir işletim sistemi dağıtımı olarak Linux tabanlı olduğumuz için dünyada bu konuda çalışan pek çok binlerce yazılımcının da desteğiyle birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Şu an o destek devam ediyor hem içeride hem dışarıdan, doğru mu? Hem içeride hem dışarıda devam ediyor, doğrudur. Bütün dünyada binlerce yazılımcı işletim sistemi, Linux tabanlı işletim sistemlerinin ve açık kaynaklı yazılımların geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Bizim buradaki arkadaşlarımız da hem o çalışmalara katkı sunup hem onların Türkçeleştirilmesi hem de Türkiye'de kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve bizden talepte bulunan diğer kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dünyada yapılan çalışmaların üzerine ek katkılar sağlayarak bir milli dağıtım sistemi çıkartıyoruz. Tabii bu yazılımın kapalı devre olmaması, açık kaynak kodlu olması, sizin zikrettiğiniz gibi herkesin katkı sunabileceği bir platforma, mecraya dönüşüyor. Sanırım onun da katkısını büyük oluyor size. Çok haklısınız, evet. Bu belki en önemli tercih sebeplerinden bir tanesi. Yazılımın güvenliliğini sağlıyor. Linux tabanlı yazılımlarda, özellikle Pardus'ta o anlamda virüs bulunmaz, turbuatı bulunmaz, değişik zararlı yazılımlar bulunmaz. Bunlara karşı güvenlidir. Ve yazılımın sizin bilginiz dışında başka işler yapmadığını da yapıp yapmadığını da çok net görebilirsiniz. Yazılım, en büyük özellik bu sanırım. Evet, en önemli tercih sebebi de budur. Ve bu sebeple de özellikle silahlı kuvvetlerimizin çok büyük teveccühüne şahit olduk. Tabii silahlı kuvvetler deyince şimdi biz hep duyurularımızda milli işletim sistemi. Siz de belki bunun dünyaya tanırken, ülkemize tanırken bunu söylüyorsunuz. Gerçekten tamamen milli mi? Az önce söylediğim gibi aslında milli bir dağıtım, yani milli olan ve milli olmayan kısımları var. İşletim sisteminin çekirdeği olan yapı bütün dünyada herkesin ortak olduğu, Türk yazılımcıların da katkı verebildiği, dünyadaki herkesin katkı verebildiği bir yapıya sahip. Hı hı. O çekirdeği alıyoruz biz, Türkçeleştiriyoruz. Türkiye'de kamu kurumlarının ihtiyacına yönelik olarak binlerce satır yazılım yapıyoruz. Üzerine güvenlikle ilgili paketler koyuyoruz. Ve kendi kamu kurumlarımızın ve silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına özel tedbirler aldıktan sonra dağıtımımızı kendimize göre özelleştirdiğimiz için milli bir dağıtım haline gelmiş oluyor. Dağıtım kelimesinden bunu anlıyoruz yani. Evet. Evet, siz dağıtıyorsunuz bir anlamda. Evet. Evet. Aslında birçok özelliğini, hani girişimiz çok güzel oldu, anlatmış oldunuz. Peki şimdi hani bizi dinleyen dinleyicilerimiz daha çok bireysel kullanıcılardır. Bireysel kullanıcıların sorabileceği, merak ettiği şeyler olabilir. Mesela hangi cihazlar bunu kullanabilir? O cihazın özellikleri ne olmalıdır? Ne dersiniz? Evet. Şu anda masaüstü cihazlarımızda kullanılan bir sürümümüz var. Dizüstü ve dokunmatik ekranlı dizüstü cihazlarda da çok rahat kullanılabiliyor. Tablet sürümü üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Mobil cihazlar için
Şu an gündemimizde yok. Başka Linux tabanlı gene yazılımlar, işletim sistemleri mevcut. Hı hı. Bizim için uzun vadeli olarak hedeflerde olabilecek bir şey. Hı hı. Peki bu yükleyeceğimiz cihazın minimum özelliği ne olmalı? Hani çok güçlü bir bilgisayar mı, masaüstü bilgisayar, dizüstü olmalı? Ne, o minimum konfigürasyon ne olmalı? Genel olarak evlerde çalışır halde bulunan, köşeye atılmış, belki başka sebeplerle yeterli görülmeyen her cihazda çalışabileceğini söyleyebiliriz. Teknik anlamda biraz daha detaya girersem, 512 MB ana bellek ve 20 GB diski bulunan her bilgisayarda kullanılabilir. Bence bu şekilde atıl halde duran bilgisayarlar varsa dinleyicilerimiz ücretsiz olarak Pardus.org.tr'den indirip ücretsiz kitaplarla zaten bütün kurulumla ilgili şeyler var, yardım dokümanları var. Buradan indirip deneyebilirler. Çağrı merkezimiz de 444-5773 numaradan hizmete açık ücretsiz olarak. Dinleyicilerimizi bu şekilde deneyip bize de geri dönüş yaparlarsa çok memnun oluruz. Aslında birçok soruma da cevap vermiş oldunuz bu sorun içinde. 444 onu tekrar alabiliriz. 444-5773. Bu numaradan destek alabiliyorlar ve katkı verebiliyorlar. Evet. Çağrı merkezi. Bu cihazın özelliklerine gelecek. Demek ki çok profesyonel bir cihaza gerek yok. Herkesin bireysel olarak çok basit giriş seviyesi bir makineye bunu kurabiliyorlar. Bunu şunu soruyorlar. Birkaç dinleyicimiz sormuş. Bunu denemek için hani kurmadan deneyebileceğimiz bir platform var mı? Bir mecra var mı? Kurmadan denemek şöyle mümkün. Gene bizim Pardus.org.tr web sitemize giderse arkadaşlarımız. Pardus.org.tr'de USB veya CD yazmanın yöntemlerin tarif ediliyor. Oradaki yöntemleri kullandıktan sonra USB'den veya CD'den bilgisayarlarını çalıştırarak kurmadan canlı olarak kullanma ve deneme imkanları var. Kapattıklarında bilgisayarları gene daha önceki şekilde açılmış olacak. Buradan o zaman duyurmuş olalım. Hani bunu indirmek isteyenler hem web sitesinden indirebilir ve kurmadan deneme şansları da var. Peki ücretli mi bu işletim sistemimiz? Hayır, tamamen ücretsiz. Bu konudaki çalışmalarımız Kalkınma Bakanlığımızın destekleriyle sürmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Kalkınma Bakanlığımıza da bu vesileyle teşekkür ederim. Sonra buna mutlaka güncellemeler geliyordur. Hepsi ücretsiz değil mi? Yani bu işletim sistemine sahip olan bir vatandaş, kuran, kullanan gelecekte de bir ücret ödemeyecek. Tabii. Hem kurumu kullanımı hem işletim sistemi üzerinde binlerce yazılım var. Bunların tamamı ücretsiz ve biz burada uluslararası yerelde ürettiğimiz yazılımların dışında uluslararası olarak üretilmiş yazılımların Türkçeleştirilmesini de yapıyoruz ve bütün dünyayla da bunu paylaşıyoruz ve diğer Linux dağıtımlarında da bizim yaptığımız Türkçeleştirmeleri görüp onlardan istifade etmek de mümkün. Tamamen ücretsiz. Bu çok önemli tabii kullanıcılar için. Artı mesela şöyle, ben kişisel olarak da yaşıyorum. Böyle bir işletim sistemini kurduğumuz zaman üzerinde çalıştırdığımız programların işte her disipline göre, örneğin mimarsa AutoCAD vesaire, bunlar herhalde Linux desteklediği için bir sıkıntı olmayacaktır böyle global yazılımları kullanmak. Bazı yazılımların muadilleri var. Bazı yazılımlar her işletim sistemini destekliyor. Yazılımdan yazılıma bakmak lazım. Fakat üzerinde 25 bin üzerinde uygulama paketi var. Ben kullanıcılarımızın çok çok özel spesifik bir yazılım değilse ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceklerini düşünüyorum. 25 binin üzerinde paket şu anda ücretsiz olarak kullanımda. O da çok güzel bir haber. Aslında hem giriş hem şimdiki bölümde teknik özellikleri de vermiş oldunuz. Neden bu kullanılmalı? Ama esas hani genel özelliklerden ziyade bu stratejik bir iş. Ben programı açarken de söyledim. Yani bireysel ve kurumsal Pardus'u neden tercih etmeliyiz Mirat Bey? Sizin hani bu konuda mutlaka çalışmalarınız var halka anlatmak anlamında. Neler söylersiniz? Az önce söylediğimiz gibi en öncelikli neden güvenlik. Bu açık kaynak kodlu olmasından dolayı yazılımı hem kendi istediğimiz şekilde özelleştirmek mümkün, hem de ne yaptığını görmek mümkün. Yazılımın dışında
yazılımın ne yaptığını bilmenin ötesinde virüslerden, Truva atlarından, zararlı yazılımlardan korunma sağlıyor olması, zaten işletim sisteminin yapısı dolayısıyla böyle bir korunma sağlıyor olması en büyük avantaj. Yoksa girdiğiniz web sitelere bağlı olarak bazen yanlışlıkla tıklanan linklere, reklamlara bağlı olarak çok sıklıkla bilgisayarınızı yeniden korumak veyahut da işte bakım için, temizlenmesi için destek almak zorunda kalabilirsiniz. En çok başımıza gelen şey herhalde. Evet. Bu anlamda çok büyük kolaylık sağlıyor. Bir numarası güvenlik. Yani bu işletim sistemi tercih etmemizdeki en büyük nedenlerden biri güvenlik olmalı. Evet. İkinci yani veya üçüncü. Bankacılık işlemlerini, Azrail programın başında bankacılık üzerinden e-devlet konusunu konuşuyordunuz. Evet. Ben de dinlemiş oldum. Yani güvenli olarak bankacılık işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylelikle her türlü ihtiyaç karşılanabilir. Yoksa başka ortamlarda bazen bu tür işlemleri yaptığınızda bilgisayarınız eğer yeterince güvenli değilse, truvatları veya zararlı yazılımlar varsa o bilgilerinizin, mali kayıtlarınızın başkalarının eline geçme riskiyle karşı karşıya. Evet, çok önemli. İkincisi de belki bu üstünde çalıştığımız birçok programı desteklemesi. Yani Pardus bu konuda da bayağı ilerlemiş durumda. Tabii. İkinci belki bunu söyleyebiliriz. Yani belki insanlar çekinebilir. Bu tip alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Doğru. Ama sizi mahcup etmeyecek derecede bir performansı var. Belki bunu söyleyebiliriz. Yani biraz önce de söylediniz. Birçok programı çalıştırabiliyoruz ve hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Üçüncü de belki destek olmalı. Çünkü şu an global olarak kullandığımız birçok işletim sistemi, işte önde gidenleri diyelim, çok iyi destek veriyorlar. Mutlaka yamalar çıkartıyorlar. Siz bu konuda da sanırım çok iyi destek veriyorsunuz. Evet. Biz bu konuda hem kendi ekibimiz destek veriyor hem de dünyada işte burada aşağı yukarı 10 bin civarında yazılımcı aktif olarak katkı sunuyor. Geçmişe dönük 10 binleri çok geçer yazılımcı sayısı katkı vermiş olan. Onların da desteğiyle, onlarla el ele yürüdüğümüz için onların da desteğini biz gerektiğinde alarak kullanıcılarımıza iyi bir tecrübe yaşatmaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz konu bu kaçak yazılım kullanma konusu da çok önemli. Bu güvenlik ihlallerinde bu tür yazılımların da çok büyük rolü oluyor. Yani lisanslı yazılım kullanmamak zaten iyi bir şey değil. Fakat bazen çeşitli sebeplerle öyle bir yönteme gidilirse bu sefer de yazılım belki ihtiyacınızı karşılayabilir ama ciddi güvenlik zaaflarına maruz kalabilirsiniz. Bu anlamda bizim 25 bin üzerinde uygulamayı ücretsiz sunuyor olmamız kullanıcılar için büyük bir avantaj. Sanırım bugün ve gelecekte bir şeyin çok iyi kullanılmasından ziyade güvenlik daha ön planda olacak. Yani artık bu kadar açık kapıların olduğu, siz daha iyi biliyorsunuz, bir ortamda, dijital ortamda güvenlik en önemli mesele olacak gibi gözüküyor. Çok haklısınız. Yani sizin programınızın güzel bir ismi var. Biz de ona atıfta bulunalım. Yani dijital bir hayat da var artık dünyada. Aynen. Bu dijital hayatta işte geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümette çalışan 20 milyon kadar kişinin kayıtlarının çalındığı gündeme geldi. Evet. Mütemadiyen bu bilgiler gündeme gelir. Daha çok büyük bankaların Temmuz ayında bilgilerinin çalındığı gündeme geldi. Dolayısıyla güvenlik çok önemli. Gitgide de daha da önem kazanıyor. Çünkü eskiden belki sadece e-mail adresimiz varken şu anda bütün kayıtlarımız internet ortamında bulunuyor. Bizim her şeyimiz dijital oldu değil mi Miras Bey? Tabii. Yani e-devlet altında pasaport işlemleri yapabiliyoruz, vize işlemleri yapabiliyoruz. Kimliğimiz, nüfus kimliğimizle ilgili kayıtları görebiliyoruz. Mahallemizin veya ev adresimizi değiştirebiliyoruz. Bunların hepsi internet ortamında. Dolayısıyla bu bilgilerin çok yanlış kullanımları mümkün. O açıdan güvenlik çok önemli. Her geçen günde daha fazla bilgi konuyor. Daha fazla bilgi konduğu sürece bu bilgilerin güvenliğine de daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de buradan yola çıkarak sanki güvenlik sadece kamuya, belediyeye, kamu kurumlarına gibi düşünür hep. Zihnimizde öyle bir algı olur. Halbuki bireysel olarak da artık güvenlik had safhada, biraz önce söylediğiniz gibi. Çok haklısınız.
Çünkü bu tür sorunlarla bireysel olarak ilgilenmek daha da zor. Yalnız başınıza böyle bir saldırıya maruz kaldığınızda başvuracağınız merciler daha kısıtlı. Kurumların bu anlamda başka yaptırım güçleri olabilir, başka yöntemlerle hukuki mecralardan haklarını arayabilirler. Fakat bireysel anlamda yaşanan mağduriyetler bu tür yöntemlerle gene hak aranabilse bile mağduriyetiniz telafi olmuyor. Yani evet, aynen. Sizin yeni bir kimlik almanız veyahut da banka hesabınızı, kredi kartınızı değiştirmeniz uzun süre size uğraş veren meşgaleler. Hı hı. Buradan o zaman dinleyicilerimize duyuralım. Mutlaka Pardos'u indirsinler, denesinler, memnun kalacaklar. Hem de ücretsiz, belki en tercih edilmesi gereken 4. 5. madde, belki de en önemlilerinden, ücretsiz olması. Çünkü diğer yazılımlara ciddi paralar ödeniyor. Pardos bu anlamda çok avantajlı. İleriye dönük de geliştirilen birçok destek paketi hepsi ücretsiz. Kamu kurumları için herhalde bulunmaz fırsat. Evet, kamu kurumlarıyla şu anda çok iyi bir irtibatımız var zaten ve çok büyük ilgi görüyor şu anda. Umuyoruz ki bireysel kullanıcılar da kullanarak ve bize geri dönüşleriyle katkıda bulunarak bu işletim sistemini çok daha iyi noktalara taşımamıza yardımcı olurlar. Hı. Çok memnun oluruz. Hı hı. Tabii şimdi sosyal medyayı çok iyi kullanan bir nesil geliyor işte hayatında. Vücudunun bir uzvu gibi Pardos'un kurumsal hesaplarıyla hemen irtibata geçip Facebook, Twitter, YouTube vesaire bu tip adresleriniz var mı? Hani buradan zikretmekte fayda olur. Var. Ben arzu ederseniz önce çağrı merkezimizden bahsedeyim tekrar. Tamam. Çağrı merkezi numaramızı söylemiştik ama tekrar edeyim. 444-5773. Tamam. Çağrı merkezimiz pardos.org.tr web sitemiz. Burada forumlarımız var. Ayrıca bilgi@pardos.org.tr adresine e-posta gönderebilir kullanıcılarımız. Tamam. Bunun dışında Pardos Kurumsal diye Twitter hesabımız var. Pardos Kurumsal. Pardos Kurumsal ve yine Pardos Kurumsal diye YouTube'da da hesabımız var. Hesabınız var. Buradan hemen hızlıca çünkü telefon açın diyorsunuz. Böyle bir nesil var ki telefon doğru açmak söylüyor. İstemiyor. Doğru söylüyorsunuz. Twitter'dan, evet. Facebook'tan ulaşmak istiyor. Bunlara da direkt kontrol ediliyor ve cevap dönülüyor. Doğru söylüyorsunuz. Facebook'ta da Pardos Kurumsal diye bir hesabımız var. Oradan da arkadaşlarımız ulaşabilirler. Tabii şimdi mobil kullanım arttıkça buradaki uygulamalardan iletişim ve bu dijital hayat dediğimiz şey gitgide daha büyük bir can ve hayatın daha büyük bir kısmını kapsıyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Belki son olarak şunu bizim dinleyicilerimizden Serhat Kut Beyefendi de sormuş. Hani dünya işte biraz mobile giderken kişisel bilgisayarların işte böyle tartışmalar da var ya, sonu mu geliyor? İşte elimizde sadece telefon olmaktan çıkan bir cihaz topluluğu olmaya başlıyor. İşte iPhone'lar, Android'ler. Buraya doğru Pardos'un biraz önce bahsettiniz ama projeksiyonunda mutlaka bazı neler var? Onu neler düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Dünyada doğru söylüyorsunuz. Mobil kullanım çok öncelikli. Fakat biz Kalkınma Bakanlığı ile desteklenen bir proje olarak kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını öncelikli göz önünde bulundurduğumuz için şu anda masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, dokunmatik ekranlı bilgisayarları tam olarak destekliyoruz. Tablet sürümümüz sırada mobili, bunlardan sonra tablet sürümümüzü çıkardıktan sonra mobili, mobil üzerine çalışmaya başlayacağız. Süper. Fakat Linux dağıtımı olarak başka Linux sürümleri mobil tabanlı olduğu için onları da biz kardeş veya paydaş sürümler olarak görüyoruz zaten. Süper. Yaptığımız Türkçeleştirmelerin pek çoğu oralarda zaten kullanıma hazır. Onun dışında tabii kurumsal anlamda bu mobil kullanımın artmasını beklemeden biz mobil sürümümüz için de çalışmış olacağız. Milat Bey, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Bize Pardos A'dan Z'ye hemen hemen çok hızlı cevaplarla, kısaca sorularla cevap verdiniz. Çok tatmin edici bir program olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programınız var. Bu vesileyle ben daha önceki kayıtlarınızı da dinlemiş oldum. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Güzel.
Evet, bugün Pardus'u konuştuk, A'dan Z'ye her şeyiyle. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. İşlememizi istediğiniz konuları Dijital Hayat TV, Facebook ve Twitter adreslerinden yazabilirsiniz. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi günler. Türk Saat, Dijital Hayatı sundu.